Abi Şaka mı bu abi? Kar gücün varsa yüksektenin nasıl bir sanat sanla yaşadır hadisenin dün tekleri Pornografik pozlar ile anca dikkat çekenler Bir toplasan şarkılarında üç satır zor ederler Kolay ezberlenir ve rahat anlaşılır ritimler Benim işim bu değil anlaşılmaz Hepinize selam arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün her fırsatta ben rapi çok seviyorum. Rap sever dinlerim. Türkiye'de tanınmasını ve bilinmesini çok isterim diyen Acun'un daha önce hiç destek olmayıp bazı rapçiler patlayınca dikkat edin rap değil bazı rapçiler patlayınca ve rap kitlesi çoğalınca o ses Türkiye rap diye bir yarışma yapma kararı almasını ve rap içeriğine, rap terimlerine, rap geçmişine çok iyi hakim olduğu için seçilen o usta jüriler hakkında konuşacağım. Arkadaşlar bildiğiniz veya bilmediğiniz üzere o ses Türkiye rap olayı konuşulmaya başlandığında bir video yapmıştım. Videoda tepki ve cezanın büyük ihtimalle jüri olacağını söylemiştim. Çünkü tepkinin yaptığı açıklamalar ve cezanın acınla fotoğrafları vesaire vardı. E yani rap denilince jüri koltuğunda cezayı düşünmek pek de abes bir durum değil bence zaten. Her neyse Acun abimiz bana ve benimle aynı fikirde olanlara çalımını attı. Jürilerin Murda, Mero, Hadise ve AP olacağını bizzat kendi hesabından açıkladı. Direkt aklıma Murda'nın attığı story geldi. Neler oldu neler bitti de Murda da jüri oldu bilemeyeceğim ama bugün ciddi olarak konuşulması gereken şeylerin olduğunu düşünüyorum. Hadise ne zamandan beri rapçileri yönlendirilmiş eğlendirecek, rapçileri oylayabilecek kadar rap bilgini oldu önce bunu düşünmek ve sorgulamak lazım. Yaptığı şarkılar, yaptığı hareketler ve geçmişinin %90'ı rap ile tamamen zıt. Şarkılarını vesaire de boş ver. Rapte hiçbir tecrübesi, deneyimi olmayan birisi nasıl rapçileri oylayacak onu da hiç anlamadım. Mero Bildiğim kadarıyla sadece 3 tane Türkçe şarkısı olan Mero. Yaş desen 20. Ya arkadaşlar tabii ki her şey yaş değil. Olgunluk önemli, birikim önemli. Yoksa 7-24 evde yatan, kız ismi düğünce bile abazalık modunu açan yaşlı dayılar çok da zeki ve olgun sayılmazlar tabii ki. Ama bir müzik dalında, bir sanat dalında insanların yaptığı şeyleri yorumlayacak olan, değerlendirecek ve yol gösterecek olan kişinin bir geçmişi ve tecrübesi olması lazım. Ulan adamın 3 tane Türkçe parçası var. Hatta o 3 parçada bile bir sürü Almanca kelime var. Doğru düzgün Türkçe işi olmayan herif neyi anlayacak, neyi yorumlayacak arkadaşlar. Ben Kardiyan'ın yarışmaya katılacağını duymuştum ki büyük ihtimalle doğru bir bilgi. Bu adam Meron'un verdiği karara mı kaldı? Hadisenin verdiği karara mı kaldı? Yoksa Murdan'ın verdiği karara mı? Kardia'nın yaptığı bir verse, bu saydıklarımın kariyerine bedel. Seni çok iyi kullanması vesaire gibi bir sürü örnek verilebilir. Ben bu yarışmaya katılacak olanların kendine saygısızlık yapacağını düşünüyorum. Eğer böyle bir olay olacaksa, sırf 150-200 milyon dinlenen 3-5 parça yaptı diye 20 yaşında Türkçeyi zar zor kullanan bir adam veya sokaktan birini çevirsen rap hakkında daha çok fikri olacak olan, Hadise yerine rap'i ilk Türkiye'ye tanıtan, yıllar geçse de taş gibi rap yapan ve insanların yolunu açan ceza Sakopa Kajmer, Fuat Ergin, Doktor Fuchs olmalıydı bence. Ya diyelim bunlar reddetti birkaç sorun oldu bir şeyler oldu. Daha sayılacak kaç tane isim var siz söyleyin. Defkan, Allame, Sansar Salvo vesaire vesaire daha bu liste çok uzar. Yarışmayı cidden merakla bekliyorum. Bir kelimeyi 4-5 dakikaya yaymakla ünlü olan her beat'i, her flow'u, her liriyi aynı olan Murda bakalım rapçileri nasıl yorumlayacak, nasıl analiz edecek. Ne konuşuyoruz, kime konuşuyoruz moduna şu anda girdim. Zaten Acun da bu dediklerimin farkındadır. Yaptığı her zamanki gibi gündem yaratmak ve bunu da hep başarıyor. Program Eksen'den yayınlanacakmış. Eksen'in de para israfı olduğunu söyleyebilirim. Ucuz bir fiyata koymuşlar ama 1 lira da olsa alıp bakmazdım. Bir düşünseniz arkadaşlar ya. Televizyonda yayınlanmıyor. Yapılsaydı düzgün bir rap yarışması. Jüri olarak seçilseydi saydığım kişilerden 3-4 tane. Çıksalardı bir sürü yetenekli kardeşlerimiz, abilerimiz. Yapsalardı Battle, Protest, Storytelling. Çok keyifli olmaz mıydı gerçekten? Bunlar tabii ki hayal olarak kalacak büyük ihtimalle. Bu arada aklıma şey geldi. Joker, Tankurt gibi rapçiler o sese katıldığında hadise hiçbirini tanımıyordu ve parçalarınızı kendiniz mi yapıyorsunuz tarzı sorular sormuştu. Şimdi yarışmaya katılan rapçilere sözlerini kendim mi yazdın demez umarım. Gerçi böyle jürilerin olduğu bir yarışmaya çok kaliteli rapçiler seçilmeyecek gibime geliyor. Diri kalite nedir? Rapte kendi sözünü kendin yazmanın önemi nedir? Bunları bilmeyen insanlar seçilebilir yarışmaya. O rapçi seçimlerini kim yapacak? Neye göre seçecekler? Asıl önemli olan olay o. Mikrofona miyavlayan, mırıldanan, hiçbir vasfı olmayan insanlar seçilmez inşallah. Arkadaşlar müzik dediğin şey önüne gelenin yapabileceği bir şey değil. Elinle her mikrofonu alana rapçi dendiği bu dönemde artık rap hakkında yeni bilgi sahibi olacak insanlar kötü tanıyor rapi ve önyargıyla yaklaşıyor. Düşünsenize bir babasınız, kızınız telefon elinde 50 kere sürtüye bak diyen bir adamı dinliyor. Büyük hayal kırıklığı ve kötü bir izlenim. Bir önceki videolardan birinde demiştim. Tekrar diyorum. Umut fakirin ekmeğidir. Umarım düzeliriz. Son olarak APO'nun jüri olarak seçilmesini kötü karşılamadım. APO magazinden gündemden uzak takılan ve kendine has tarzı stili olan bir adam. En saygı duyulmayı hak eden tür bu. Özgünlük. Epyo da gayet özgün ve kaliteli bir rapçi bence. Eskilerden beridir de bilirim, severim. Çok çok iyi parçalara sahip, çok da iyi bir sese sahip. Her neyse benim fikirlerim kısaca böyleydi. Daha detaylı yorumları açtığım yayında yapacağım. Sizleri seviyorum. Videoyu beğenmeyi ve hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.